Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle bir önceki paylaşımda pantolon kalıbı çıkartmıştım. Ön beden ve arka beden olarak ölçüleri vermiştim. En kolay şekilde pantolon kalıbı nasıl çıkar anlatmaya çalışmıştım. Bugün de aynı kalıpla, çıkardığım kalıpla bir model uygulama yapacağım. Güzel, değişik bir pantolon yapacağız arkadaşlar. Kalıplarım burada. Ben kalıbımın arkasını çift kat kumaşla kestim. Ön bedenini tek kat kumaşla kestim. Çünkü diğer parçasında bir model uygulama yapacağım. Onun için de hemen arka bedenimi kaldırıyorum. Milaj kağıdım önümde serili. Ön bedenimin hemen kalıbını milaj kağıdıma birebir aktaracağım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şey olacak. Kalıbını birebir milaj kağıdıma aktardım. Şimdi bir model uygulama yapacağım. Güzel, değişik bir pantolon yapacağım. O yüzden şimdi benim yapacağım modelde pantolon şöyle açılması gerekiyor. Paçasının birinin, yani şu önümdeki parçanın açılması gerekiyor. Şöyle üstte bir kapak olacak, yandan da iple bağlanacak. Bunun için hemen şöyle yapıyorum. Şu ütü çizgimiz vardı kalıp çıkartırken, burayı nasıl bulduğumuzu anlatmıştım. Bu pantolonun kalıbını da nasıl çıkardığımı sağ tarafa bırakırım, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şurası benim diz boyu ölçümdü. Pantolonumun boyu kısa geldi milaj kağıdımda, ama ben burada bir çalışma yapmayacağım. Benim için gerekli olan yer şu diz bölümü, yukarıdan dize kadar, dizin biraz aşağısına kadar olan bölüm. Şimdi bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu ütü çizgisinden kesiyorum. Diz boyuma kadar, hatta birazcık daha aşağısına kadar ineceğim. Burası da önemli. Tam ortadan gelmesi gerekiyor. Paçada çok bir değişiklik olmayacak. Ama şu yukarıda şöyle bir açma yapacağım. Bir model uygulayacağım orada. Bunun için de daha rahat açılmasını sağlamak için diz boyu çizgimden de bir miktar kesiyorum. Şuradan da kesiyorum. Şimdi ve açabildiğim kadar üst kısmı açacağım arkadaşlar. Ne kadar açabilirsem
O kadar. Tabii belirli bir ölçü var kafamda. Hemen şöyle bir hesaplayayım. Biraz daha açmam gerekiyor. Evet. Tamam, bu bana yeterli bu kadar. Şimdi ben bunu tekrar yeni bir milaj kağıdının üzerine koyup bunu milaj kağıdının üzerine yerleştireceğim. Yeni bir kalıp oluşturacağım. Yeni kalıbım oluştu arkadaşlar. Şu şekilde bir kalıbım var. Bu şöyle toplanacak. Şöyle toplanacak. Şöyle pantolonun üzerine yatacak. Bu şekilde değişik bir şalvar tipi pantolonumuz olacak. Şimdi şöyle yapacağız. Kumaşımın ön bedenimin birini çalışmıştım. Şu şekil sol parçası. Bunu da kumaşımın üzerine ters koymam gerekiyor ki karşılığı olsun. Şu şekil yerleştireceğim kumaşımın üzerine. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Benim kumaşımı ters yönde yerleştireceğim. Çünkü şu şekil kesmiştim. Ağlar burada. Yani kumaşın bu yönüne doğru kesmiştim pantolonumu. Ama şuradaki ölçü bana yeterli gelmeyeceği için bu taraftaki geniş ölçüyü kullanacağım. O yüzden de yönlü kumaşlarda bu şekil olmaz arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani kadife gibi yönü olan kumaşlarda ters yön kullanılmaz. Şunu alıyorum. Kumaşımı şöyle yerleştiriyorum. Yine düz boy ipime dikkat ederek kalıbımı da ters yerleştirerek kumaşımın üzerine şöyle yerleştiriyorum. Diğer kalıbımı keserken paylı kestiğim için bu kalıbı keserken pay vermeyeceğim arkadaşlar. Hemen şöyle güzelce yerleştireyim. Düz boy ipimize dikkat ederek yerleştiriyorum.
Şimdi yeni kalıbımı kestim arkadaşlar. Yukarıda biraz fazlalık bıraktım. Çünkü burası kıvrılacağı için şurada bir yamukluk olabilir. Eğer kesseydim eksik bir kesilme olabilirdi. O yüzden düzeltmek için fazla kestim üst bel kısmını. Şu açtığımız yerlere işaret aldım. Çıtlarımı aldım. Hatta sabunumla da çizdim. Bir de tam orta yerine ütü çizgisini işaret aldım. Çıtımı da kestim. Şimdi kalıbımı kaldırıyorum. Arkadaşlar çıtlarımı işaretledim. Şu pantolonun A kısmı ve yan dikiş kısmı. Şu çıtlarımı işaretledim. Şuradan 1 santim dikiş gideceğim önce. 2 tane bant yaptım. Bir de bel bandımı, belime göre kemerimi hazırladım. Belimin ölçüsüne göre. Belime takacağım. İçine de lastik takacağım. Muhtemelen önce lastiğimi dikerim ben. Şöyle lastiği arada, kemerin arasında dikerim. Ondan sonra da kemeri pantolona monte ederim. Bu iplerden birini şöyle hemen içeriden şu uç kısma takıyoruz. Birlikte dikiyoruz burayı. Diğeri de pantolonun öbür paçasına yanına monte edilecek. Sonra açıldığı zaman bir de onu göstereyim. Açıldığı zaman göstereyim. Ben burayı dikeyim. Arkadaşlar şu açtığımız bölümü tersten diktim. İki ön ağı da birleştirdim. Şöyle bir görüntü oldu. Şu araya da ip koymuştum bağcık. Bunun gelişine göre, şu parçanın gelişine göre şuraya da bir bant daha diktim. Şuraya da iki pantolonun arasına sıkıştıracağız. Şöyle bağlanacak burası. Arka ağı da arka ağla birleştirdim. İki arka ağları da birleştirdim. Şimdi ön bedenle arka bedeni birbirine birleştireceğim. Paçalarını lastikli çalışacağım arkadaşlar. Şöyle 1-2 santimlik, bakayım elimdeki lastiklerin genişliğine göre lastik takacağım. Büzgülü olacak. Beline de lastikli bir kemer çalışacağım. Pantolonumu bitireceğim. Bakalım beğenecek misiniz? Evet arkadaşlar. Salaş, asimetrik, ne bileyim ne diyeyim, o kadar hoş, o kadar şık bir pantolon oldu ki, şalvar pantolon da diyebiliriz. Çok şık. Bence bu sezona damga vuracak bir model. Yeni sezona diyeyim. Damga vuracak bir model. Eminim ben bu yaz bu pantolondan çok dikeceğim. Daha şimdiden çok beğenenler oldu. Çok güzel bir model. Sizler de eğer dikerseniz bana resim atarak ürünlerinizi gönderebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.